Tatilin tek adresi Tatil.com'un sunduğu mekanın sahibine geldik başlıyor. İnat ettim. Dedim ki beni almadılar o bölüme. Oyunculuk okuyacağım ben. Babam dedi ki seni keserim. Uzun yıllar ben sahnede komik oluyorum, gündelik hayatta niye olamıyorum diye depresyona girdim. Kur'an çarpsın. Annem mesela bir şey derken böyle, anne sen o işlerden anlamazsın. Ne anlamam? Kim? Sen? Yokken ben Avrupa'daydım falan. Ya Avrupa'daydın da işçiydin falan diyor. Bana bak, pezevenk bak bak. Herif diyor ki seni eleştirebilir miyim? Eleştir diyorsun, filmin bir boka benzemiyor. Sen de bir boka benzemiyorsun. Sen de falan. Oğlum bu eleştiri değil ki diyorum yavşak. Yani benim hiç hikayem öyle değil yani. Hiç öyle aynanın karşısına geçip ben de oynayacağım. Serhat Ulueren bana diyor ki Önder ne demek biliyor musun bu falan. Rating bilmiyorum ki ben ne ki diyorum. Bu arada yani soruları bu kadar doğru hazırlayan ilk programa konuğum. Bunu da asla seni övmek için söylemiyorum. Bir terapide gibi hissediyorum kendimi. Yani Seferihisar'daki danslarını unutmuyorum ama. Mekanın sahibine geldik de bugün çok sevdiğim, çok keyifli, sizin ekranlardan görüp çok eğlendiğiniz ama aynı zamanda insan olarak tanıdığınızda çok seveceğinizden emin olduğum Önder Açıkbaş bizimle birlikte efendim. Mekanın sahibine geldin. Hoş geldin. Hoş buldum Hakan abim. Sevgili Önder'im. Önder normalde aslında böyle dünyanın en komiği, hatta böyle bayağı eğlenceli falan zannedilen ama normal hayatta bir lord gibi dolaşan. Gayet böyle beyefendi, kibar, racon bilir falan böyle. Abi saygısı, kardeş saygısı, kızlara karşı tavrı falan her şeyi çok saygındır. Ama ekranda gördüğünüzde dersiniz ki lan bu ne sülü adam falan. Müthiş zarif bir adamdır. Onun yani. İçin ben o Önder'i çok severim. Eyvallah. Yani ekrandakinden daha çok buradaki Önder'i daha çok severim. Onun için sizin de daha yakından tanımanızı istedim. Sağ ol abi. Hoş geldin. Sağ ol, hoş buldum abi. Ya benim onunla ilgili daha şimdi biliyorsun kısa bir süre önce beraberdik Seferihisar'da. Sağ ol, sen de benim programa katıldın Zeynep'le beraber yaptığımız. Biz size zeytinyağı verdik, siz bize ne vereceksiniz çok merak ediyorum. Şöyle... Ya Zeynep'le de konuştuk, baş başa verdik. Ya o yani hani şimdi böyle bir grubu, seni çok yıllardır abimsin, seni çok sever sayarım. Ama yeni tanıştığım insanlar olduğunda mesela ben böyle biraz duraksarım, bakarım kimin huyu suyu ne. Hani ulan hani içlerinde bir tane gevşek çıkar, hani bir laf eder, buz gibi kalıveririm yani. Zeynep'e dedim ki benim o suratsızlık olarak yorumladığın o dönemim aslında insanları ölçüp biçip tarttığım... Kimle ne yaşarım, ne paylaşırım diye. Şimdi sen geldiğin anında çok sıcak bir sohbete girdik biliyorsun. Tabii. Yani görmüyordum seni bir süredir ama kalbim hep seninle. Tabii ki. Tanımadığım insanların fıtratını çözmek için geçirdiğim o süreyi insanlar bu çok soğuk bir adam diyerek geçiriyorlar. Ben sevdiği, saydığı ve arkadaşı olan insanlara kendini açan, genel olarak da böyle... Senin dediğin gibi hani ona beyefendilik miydi? Snob kalıyorsun evet. Snob mu derler? Yani sessizce, yani kibirli bir tavır sergilemeden yok. İnsanları izleyip ölçüp biçen tartan bir adamım. Onunla ilgili bir durum var ama bizim için düşündüğün o duyguların hepsini biz de sana hissediyoruz. Güzel bir ailenin çocuğusun. Allah razı olsun. Geri dönelim şöyle çocukluğa doğru geldiğimizde orada doğum Almanya'da mı? Almanya'da abi. Almanya nerede? Neresi? Heidenheim, Stuttgart, Gingen. Oo. Biz dört erkek kardeşiz. En büyük abim Nurullah, Ersel, Göksel, ben. Biz dördümüz de Almanya'da doğduk abi. Uzun yıllar rahmetli babam Almanya'da işte Boş'ta işçiydi. Anam da Osram'da işçiydi. Peki kaç sene Almanya'da, kaç yaşına kadar oradaydın? Abi ben 6 yaşımda gelmişim. Ama peki Almanya deyince 6 yaşına kadar hatırladığın ne var mesela? Abi çok güzel şeyler var. Kindergarten var. Bizimle sevgi dolu ilgilenen hocamız var. Yani bugün 100 bin kişinin içine koysalar o anaokulu öğretmenim eğer sıfatı çok değişmediyse tık diye bulur, tanırım. Vay canına. Çok güzel günler yaşadık. Almanya herhalde o zamanlar daha da güzeldi yani. Biz daha yeniydik Türkler orada. Şimdi biraz dönüştüğünü duyuyorum. Çok güzel günler yaşadık biz orada. Çok güldük, eğlendik. İşte paskalyalarda yumurta boyamalar, bilmem neler, hep şarkılar, türküler. Ama yani tabii bize gelen güzeldi yani anam babam. Şimdi yani babam Almanya'da Boş'ta boya bölümünde çalıştığı için işte kanser oldu mesela. Kanserin üstüne 25 yıl daha yaşattık ama Almanya Türk işçilere orada hastalık vaat etmeyen hiçbir işi öngörmedi yani. Bizim, tarafından bakarsan bizimkileri hep o geri görevlere şimdi tabii ki Uğur Şahin gibi adamlar var hani aşıları falan buluyor ama onlar da birinin çocuğu. Onların babaları da hep o geri görevlerde çalıştı. Tabii. Almanya'yı çok severim ama yani Almanlık vardır içimde biraz böyle iş disiplini falan.
biraz fazla ileri seviyede. Bazen böyle çalıştığım insanlarla şey yaptığım oluyor. Yani TV8'de ben 5 yıl ÖTV'yi yaptım. İşte Önder TV diye bir komedi programım vardı. Ben yani buradan izleyen kimse benim ekibimden yorum olarak yazsın bu şeyin altına. Bir tanesinin benden erken geldiğini bilmem programa yani. Benim hayatımda hiç bana ekibimden çay kahve taşıyan bir adamım olmadı. Her şeyimi kendim yaptım. Konuklarla ilgilenin derdim benim. Dinim imanım konuktur yani. Konuğu Hakan Bilgin'i rahat ettirin. Odasının ısısını iyi ayarlayın. Kuru pastaları kaliteli yerden alın. Çayı, kahvesi, gazozu her şey olsun. Ben her şeyimi hallederim. Hala öyleyim yani. Hani filmde de hani bana şunu getir, bunu getir diye böyle yardıran bir tip değilim. Ben her şeyimi kendim hallediyorum. Halbuki 4 kişilik bir ailenin çocuğusun ve hatta o ailenin en küçük çocuğusun. Dolayısıyla aslında şımarık büyüme ihtimalin çok yüksek olabilecek. Öyle olmadı ya. Ve takım olarak çok eğlenilen bir ailedesin. O ailemde mizah çok iyi. Evet ve fakat buna rağmen tek başına yürümeyi çok tercih etmişsin. Öyle abi. Yaptığın işlerde de hep tek başına tercih etmişsin. Evet yani. Ben BKM Mutfak'taydım. Bir süre sonra hani hatta BKM Mutfak'ın kurucularındanım ben yani o kurucu ekiplerim. Hatta BKM Mutfak'ın da ilk skecini ben yazdım. Çok uzun yıllar. Sahneye çıktım orada. Çok harika şeyler başardık. Hıncal abi bir gün çok güzel, Allah rahmet eylesin, çok güzel yazılar yazdı bizle ilgili ama ben bir süre sonra artık ayrılıp ne derler, solo mu derler? Kendi başına hareket etmenin iyi olacağını single alemine girdim. Ve işte Destere ile şey yaptım. Ben hayatım boyunca yani benim böyle şeyim de olmaz. Yani bizim yani istihdam ettiğimiz oyuncu arkadaşlarımızı görüyorum ben bizim filmlerde falan. İki asistanı falan oluyor böyle. Çok havalı. Benim hiç asistanım falan yok. Onlar benden daha havalı oluyorlar ama olsun. Bir dönem öyle bir ekibim vardı. Ama baktım her şeye koşturuyorum. Sonra biri evlendi, biri bir şey. Şimdi böyle daha mutluyum tek yani. Tek tabanca daha güzel. Sağ olsun şimdi filmlerde beraber çalıştım. İşte Bilal Kalyoncu da beni çok rahat ettirir o açıdan. Süper. Ekip de pervane oluyor. Ben de öyle az istekle gül gibi geçinip gidiyoruz. Güzel işler yapıyorsun. Peki 6 yaşında Türkiye'ye geldin. Nereye geldiniz? Abi bizim yolculuğumuz çok fena. Biz ilk Şişli'ye geldik. Anam o zaman Şişli, şimdinin Nişantaşı'sı. Tabii. Çok gözde bir muhit. Orada bir apartman dairesi satın almışlar Deutsche Mark'la. Mark tabii. Deutsche Mark. Orada oturduk. Annem diyor ki ilk geldiğimiz, taşındığımız gün üçünüzü de diyor. Nurullah abim anneannem neredeydi? Üçünüzü de diyor böyle gözü yaşlı kaldırımın üstünde otururken gördüm diyor. Biz burada ne yapacağız der gibi. Çünkü Almanya'da bütün apartmanlar iki en fazla üç katlı. Hepsinin dönüm bahçesi bahçeleri var. Dönüm ama abi. Nişantaşı binaların arasına geldi. Yani Şişli'de bir binanın önüne biz ne yapacağımızı şaşırmışız. Ağlıyormuşuz hani biz ne yapacağız. Sonra ayak uydurduk. Sonra Levent'e taşındık. Orada çok daha güzeldi. Daha yeşillik falan. Sonra oradan dedemin rahmetlinin ısrarlarıyla Beşiktaş'a geldik. Hatta dedem, ben buraya geldiğimde Türkçeyi çok bilmezdim. İyi değildim yani. Hatta dedem çok kızarmıştı. Ben ilk geldiğimde böyle "Mami, das sen ich lafen nicht von" falan. Dedem alın götürün bunu amına koyayım. Dedem şey istedi. Sen hala Almanya'daydın yani. Almanya'da. Annem diyor ki biz seni hiç görmedik ki diyor. Baban yatırırdı, ben kaldırırdım. Az buçuk konuşurduk. Sonra ben işe giderdim, baban gelirdi falan. Doğal olarak Kindergarten'de ne dil konuşuyorlarsa onu öğrenmişim yani. Buraya geldiğimde sokaktaki de, Alman tabii, çocukları falan. Ben tabii yani Almanya'dan ilk buraya geldim. Levent İlkokulu'nda ilkokula başladım. Ben tuvalete gitmeyi bilmiyorum diye altıma sıçtım hani. Yani öyle oturdum, onunla gittim, bizi servise oturdum, koltuğa da sıvadım. İşte çocuklar Türkçe bilmeden beni niye ilkokul almışlar bilmiyorum. Evet ya. Sonra o Türkçe ile ilgili bir çalışma yaptılar herhalde okulda. Öyle ilerledim de. İlkokulu gene Levent, Şişli, Levent. İlkokulu 1-2, 3-4 Beşiktaş, Sakıp, Sabancı'da. Ondan sonra Bostancı İlkokulu. Sonra da Bostancı'ya taşındı. Bostancı'da büyüdüm işte. Kadıköy yakası çocuğuyum. Bostancı'yı ve Kadıköy'ü her zaman çok sevdim. Şimdi Avrupa yakasına taşındım Levent'e ama kalbim hep Bağdat Caddesi'ndedir. Evet, aşığım oraya gidince böyle içimde böyle mutluluk kelebekleri geçiyor, uçuyor yani. O zamanlar yok, peki... kızları çok güzel. Peki o zamanlar o ilkokul, ortaokul, lise falan o süreçte mesela oynadığın oyunlar, kurduğun hiç oyunlar... Hiç öyle bir şey yok. Benim hiç hikayem öyle değil yani. Benim hikayem hiç örtüşmüyor yani hani böyle yani hiç öyle aynanın karşısına geçip ben de oynayacağım. Hayır, peki oynadığın oyunlar derken hiç tiyatroya bağlamıyorum. Hiç. Ne vardı peki yani? Top ya, mu oynuyordun? Commodore. 64. Bilgisayar çocuğu. Tabii bilgisayar çocuğu. Annem sağ olsun almıştı. Mahallede top, mahallede futbol, mahallede futbol abi. Bizim dinimiz, imanımız futboldur yani. Hala bu şuraya bir top koysan hemen başlarım oynayalım demeye.
Yani benim öyle çocukluğum, şimdi çok üzülüyorum ben şimdinin çocuklarına. Yani böyle annesinin yanında bir kız çocuğa ay canım demeye korkuyorum artık. Çünkü devir çok değişti biliyorsun. Eskiden annemi verirmiş elime beslenmeyi. Ben Bostancı'da evden çıkarmışım. Bizim ilkokula kadar hiç tehlikesiz yürürmüşüm. Şimdi tabii. Dünya da değişti dönüştü. Bizim çocukluğumuz çok güzel geçti abi. Çok. Doğru söylüyorsun. Peki o zamanlar peki başka hayalin var mıydı? Hiç başka hayal yok. İt kopuk. Kur'an çarpsın. Hiç öyle hayalleri olmuş, bir şeye kabiliyeti olan falan. Ben her zaman evdeki söylüyorum. Abilerinin yolculuğu, aile sana şunu benim, yap bunu yap falan böyle bir hiç şey var şey. Öğüt var. Ya, tam serseri. Salmışlar. Abilerim yani. Kolej okuyor. Daha düzgün çocuklar. Ben Bostancı'da ortaokula gideyim dedim. Orada çünkü hırgür var yani. Hep sevmişimdir böyle kaotik yerleri. Hareketli ortamları. Tabii tabii. Benim en büyüğüm küçüğü Ersel abim biraz böyle süslüdür böyle. Kız görünce selam nasılsın ben Ersel falan yapan bir heriftir. Biz de onu çok ayıplarız öyle. Oğlum karı kız görünce niye senin dilin değişiyor falan deriz. Böyle tahmin derim çaktırma tahmin falan yapar böyle. O böyle çok hevesliydi artistik işlerine Hakan abi. Beni özel bir konservatuara götürdü hani oyuncu olayım diye. O oyunculuk bölümünün sınavına girdim. Bu çocuk dediler kütük yani hani olacak gibi değil. Bana da garip şeyler sordular gerçi hiç o zevk almadım yani. Kreatif bir çocuk da değilmişim demek o esnada. Reklamcılık bölümüne girdim. Bir sınava girip. Sonra reklamcılığı çok iyi dereceyle bitirip okul başkanı seçilince inat ettim. Dedim ki beni almadılar o bölüme oyunculuk okuyacağım ben. Babam dedi ki seni keserim. Çünkü iyi dereceyle bitirdim reklamcılığı. Devam et diyor yani. Adam babam ilk defa reklamcı, bir şeyi... Bir de okulun sahibi Türkiye'nin en büyük reklam ajansı. Oradan yani yürüyeceksin. Diyor, yani diyorlar ki oğlum bak kimseye yapmazlar bunu falan. Okulun sahiplerinin bir ortağı da diyor ki kulağı çınlasın Oya Hanım, Oya Aşlak. Önder gitmeyeceksin konservatuara. Dedim gideceğim. Gitmeyeceksin dedi. Vallahi gideceğim dedim. Almıyorum dedi. Alana kadar aşağıdayım dedim. Kadının çok bende hatırı büyüktür Oya Aşlak'ın. Oya Hanım'ın böyle etini yedim. Gireceğim diye. Sınava girdim, kazandım. Parayla almadıkları okula burslu girdim. Sonra oyunculuk okudum. Sonra mezun olduk falan filan derken işte BKM Mutfak falan. Yılmaz abiden Allah razı olsun. Bize bir istikbal sağladı. Sonra... Ama baktığında yaptığın işlerin hepsinin PR'ını, tanıtımını, seyircinin sevebileceği işleri zorlayan bir adamsın. Yani reklam zemini sende var. Evet. Kendini tanıtmayı ve İşini bilirim. De güzel sunmayı beceren bilirim. Bir adamsın. Çok bence insan... o eğitimin de etkisi var bence buna. Evet. Yani insan biriktirmişim ben Hakan evet. abi. Bunu şöyle anladım. Ben mesela böyle insanlar bilir böyle çok aramayalım Önder'i. Hani düğün olursa çağırırım bilirler yani. Hani böyle herkesle de oturup ya ne yaptın kardeşim 4 yıldır görüşmüyoruz falan. Öyle biri değilim ben. Alaçatı'ya geçtiğimiz yıllarda bir gözlük mağazasının böyle küçük bir ortağı oldum. Böyle biraz tesadüfler silsilesi. O dükkanı açınca sevenleri gördüm. Böyle sanki Önder batmak üzere ne olur gidip ondan gözlük alın der gibi. Herkes gelip üçer beşer gözlük satın aldı. O zaman dedim ki lan seviyormuş bunlar beni yani. Duyar duymaz geldiler. Ben insanlardan çıkara dayalı arkadaşlık kurmam Hakan abi. Evet. Senden en küçük şu kadar çıkarım olursa uzaklaşırım hatta. Yani seni aynı insan olarak severim. Her eleştirini de alırım ki beni eleştirmek çok zordur. Sevildiğini bil. Hemen hırlamaya başlarım. Çok çabuk sıçrarım. Sen evet. kimsin lanlar falan gelir bende. Ben abim olarak öpüp başıma koyduğum insanlardan da duymayı çok ama severim. Ama üslubumda da bir sıkıntı çok yok. Gayet güzel anlattım yani. Ben o insan biriktirmenin, yani şöyle film yaptık diye. İsmi lazım değil, hiç köşesinde asla yazmayacak insanlara. Eğer ya hani Instagram'ımda milyonlarca takipçisi olan Türkiye'nin en başarılı işte. Ya işte söyleyeyim ismini. Esra Erol yani. Esra benim... Çok eski arkadaşımdır. Babamın vefatında koştu geldi. İyi kötü günde hep yanındayız. Kocası Ali abiyi çok severim. Yani pırlanta gibi insanlar. Esra'yı hani daha ben sormadan o der hani filmin afişini at da paylaşayım falan. Şimdi bu çok kıymetli. Anladın mı abi? Ben kimseden bir şey istemem. Mesela Acun abiler bir film yapmıştım. Galaya Acun abi gelemedi diye işte şey demişti. Yani çok iyi bir adam. Survivor'ın altında alt KJ band yayınladı her gün dörder kere yani. Sonra merak ettim bir gün kaç paradır ki o dedim bir fiyat söylediler. Survivor Prime Time 1-1 çıkıyor. Orada o KJ bantın o zamanki fiyatı bilmem kaç paraymış. Hani istemem anladın mı? İstemeyince ikram edenin de çok oluyor herhalde abi evet, yani. Evet Acun için herkes her şeyi söyleyebilir ama her ortamda da karşılaştığımda benim bugüne kadar tanıdığım en vefalı adamlardan birisidir. Kesinlikle abi. Ben çok eski yıllar önce
beraber çalışmıştık ve tanışmıştık. Evime gelmiş gitmişliği de vardı. Öyle yani. Mi? O kadar tanır ve severim. İlk yola çıktığı zamanlar yani ta Acun Firar'da zamanı. O dönemden sonra koptuk haliyle. Bayağı bir insanlar hayatlarına döndüler. Yıllar yıllar sonra babamın cenazesine Acun gelmişti. Ben çok duygulanmıştım, çok mutlu olmuştum. Çok şaşırmıştım tabii. Haber yani, alması. Müthiş. Bu, ben yani hep şuna şaşırmıştım. Şaşırdığım şey Acun'un gelmesinden daha çok. Acun o sırada uçakta uyuduğu bir süre. Yani Survivor'dan oraya gidiyor. Oradan yetişiyor Türkiye. Oradan, haber yani. İnanılmazdı yani. Tabii. Onun için çok büyük saygı duyduğum bir insandır yani. Ben hep söylerim yani. Yani Acun abinin kıvamında, konumunda bir adamın bu kadar alçak gönüllü olması. Yani çoğu insan bunu. Çünkü Abraham Lincoln'un çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki karşındaki insanı tanımak istiyorsan ona yetki ver. Ya o güce kavuştuktan sonra o kadar alçak gönüllü kalmak. Yani bu arada senin benim için de değil bu alçak gönüllü. Tabii tabii tabii. Binada çalışan şoför bir abimize de şifa oluyor. Yani evet. Hani herkesi duyuyor ve yetiyor. Yani mesaj atıyorum mutlaka birkaç gün içinde pozitif geri dönüyor. O yüzden onun da ben de onun ekmeğini yedim yani. ÖTV'yi 2 yılda onunla yaptık. Bundan sonra da bir sürü şeyler yapacağız. İyi ki var diyoruz Acun abi. Eyvallah, buradan da selam olsun. Eyvallah. Bu arada Yılmaz Erdoğan'la çalıştın, Acun'la çalıştın, işte Okan Bayülgen'le çalıştın. Evet. Hep aslında... Müjdar'la çalıştım. Ateşten gömlek giydim. Evet. Yani neler... Ya, ve hep böyle sektörde piyasayı en iyi anlayan, keşfeden ve onun orada çok iş yapan insanlarla çalıştın aslında. Yani dolayısıyla yolda mesela bu girdiğim bir sanat camiasıydı aslında. Ama sen onun o parlak tarafını daha çok kullandın. Ve bunu yaparken de ama mesela bir sözüm var. Aç gezerim ama tok salınırım durum evet. Var ya. Yani paraya da bu kadar önem vermeyen de bir adamsın. Yok. Yani para kazanmak için çok daha fırsatlarım ne oldu? Şimdi de var mesela. Bir yerde bir gösteri daha yaparsam çok daha yüksek paralar kazanabilirim ama benim sıhhatimden ya da iç huzurumdan önemli değil hiçbir şey Hakan abi. Yani ben insan olarak sevdiğim biri değilse çalıştığım insan çalışamıyorum. Sırf para için öyle bir şeylere teslim olabilen, otomot oynayabilen bir tip değilim. Ben gönlüyle oynayan bir çocuğum. Özellikle oyunculuk meselesinde. Yani Acun abinin kısmı zaten çalışan herkes çok seviyor onu. Tabii. Bir abi olarak çok seviyorlar. Tabii ki. Ben de bir işveren olarak, çalışan olarak çalıştım. Onunla çok da iyiliğini, kıyağını gördüm. Hani Okan abiden aldığım miras, hani Okan abi disco kralını öndere bırakıyorum diye açıklamalar yapmıştı. Ben üstüme almadım, beceremem dedim çünkü Okan abiyle de konuştum o dönem. Biz TV8'de bir dönem, bir yıl beraber yaptık disco kralını. Ama benim Okan abi gibi disco kralı yapabilme olasılığım yok. O bir televizyon duayeni. Ben onun yerine, Okan abinin bende hatırı çok yüksektir. O gittikten sonra ÖTV'yi yaptım. Önder TV'yi ve 5 yıl Türkiye'nin olacak o kadardan sonra en uzun yapılmış skeç programını yaptım. Yılmaz abi hiç konuşmuyorum bile Hakan abi yani. Yola Yılmaz Erdoğan ki. Hani bizi bulduğunda biz Eser, ben, Şahin işte bölümlük oynayan, belki yüreği temiz ama yeteneğin yeğesinden bir haber çocuklardık. Yılmaz abi elimizi, kolumuzu, kemiklerimizi kıra kıra yani teşbih olarak söylüyorum hani yanlış kaynayan yerlerimizi bizi bir şeye dönüştürdü. Kah güldük, çok kah kızdı bana ama yani hani Yılmaz abi ne hissederse hissetsin benimle ilgili. Ben ona hani bir feodal toplumlarda babayı görünce evladın kimyası nasıl karışıyorsa ben Yılmaz abi şimdi gördüğümde nereye gireceğimi şaşırıyorum yani. Hani vay. Benim üstümde öyle bir etkisi var. Her şeyi ondan öğrendik abi. Bugün gezdiğim araba, oturduğum ev Hakan abi yani. Bugün gösteri yapabildiğim Seferihisar'ın da çıkış noktası hep Yılmaz abiye çıkıyor. Ne kadar güzel böyle hani, anma yani. Ben de o gençliğin etkisiyle böyle bir sığırlık yapmışsam ki bazı yaptığım itlikler oluyordu. Buradan hakkını helal etsin o zaman çok gençtik. O hep bizim gözümüzün nuru olacak. Benim bu muhabbetten haberim olmadığı için sen aslında burada bir de mesaj attın yani. Ya biraz böyle çok çalışkan olduğum için birileri bir şeyler yapmıştı. Ben de ne var lan falan diye fazla dikilmiştim. Şimdiki aklım olsa o durumu da yönetirdim. Yılmaz abi o dönem biraz yorduğumu hatırlıyorum yani. Ama tekrar söylüyorum o benim şeyim yani. O benim. Ama işte o oluyor galiba. Rahmetli Zeki Alasya bir gün sette bana anlatmıştı. Biz Metin'le beraber dedi işte Haldun Taner bizi aldı. İşte biz kabare yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz falan. Sonra bir havaya girdik dedi. Haldun Taner'i pas geçip biz dedi başka bir iş kurduk dedi. Haldun Taner aslında orada yanlış yapmıştık dedi. Herkes hayatında bazı dönemlerde gençlik olarak o bu şov dünyasının getirdiği o heyecanla ve rengiyle, parlaklığıyla biraz gözler kararabiliyor. Kendini bir şey zannediyorsun evet, abi. Yani.
bir şey oldum zannediyorsun. Oldum zannediyorsun. Aradan geçiyor 20 sene, aslında o gün bile olmadığını fark ediyorsun. Tabii. Yani. Şimdi o de olmadığımı düşünüyorum. İşte onu diyorum yani. Şu an bile olmadığını düşünüyorsun. Yani tartışılır neyine kadar başarabildiğim. Evet. Diyorlar için. Ki işte şunu da çok güzel oynamışım falan filan. Ben bu arada oynadığım hiçbir şeyi izlerken kendimi takdir ettiğimi hatırlamam. Aksine öf, ay, öf falan yaparım. Nedenini de bilmiyorum arkadaşlar. Evet, bazen ben de kendimi, ben de seyrederken en çok eleştirenlerden biriyim. Ben de öyleyim. Öyle olduğu için zaten geliştiriyorsun. Yoksa ben oldum dediğinizde bu meslek yani... Ben oynarken hala avuçlarım terliyor ya. Evet. O beni de çok rahat zannediyorlar yani. Çok zor bir iş. Peki bu süreçler devam etti. Sonra sen bir klip yönetmenliği yapmışsın. Onlar mutlu olmak için yaptın. Eğlenceli bir şey. Betül benim çok iyi arkadaşımdır. Betül, kardeşiz. Betül. Öz kardeşim gibiler. Kız kardeşi Sude ile beraber. Sude'nin kocası Emirhan'a da taparım. Evet, selam olsun. Selam olsun. Abi Betül'ün ricası üstüne yaptığım bir şeydi. Sonradan klibi çok beğendiler. Çünkü biz o klibi kısıtlı imkanlarla o kadar güzelleştirdik. Şarkı da zaten çok güzel bir şarkıydı. Yani Sezen Aksu parçasıydı. O günden sonra teklifler almaya başladım. Hemen yine çark ettim. Kapadım o dükkanın şeyini. Çünkü ben klip yönetmeni de olmak istemiyorum. Bugün yine istese belki Betül'ün klibini yönetirim. Ya da işte çok yakın bir arkadaşımın. Para karşılığı yapacağım bir şey değil o. Bila bedel yaptığımda mutlu oluyorum. Para ödendiğinde o iş profesyonel bir şeye geliyor. Benim işim profesyonel olarak hani işte film yapmak, filmde oynamak ya da bir gösteri yapıyor olmak yani. Şu anda gerçekten mesela yapmak istiyorum diye düşündüğün, boş kaldığında, önünde hiçbir proje yokken yapmak istediğin şey ne? Şöyle bir sorunum var abi, psikolojik bir sorun yaşıyorum. Ben BKM Mutfak'ta sahnede tek kişilik gösteride çok iyiydim. Fakat her gösteride can verme korkusu yaşıyordum. Yani o kadar heyecanlanıyorum. Yıllarca bu heyecanla yaşadım. Bu heyecanı hiç yenemedim içimde. Fakat Allah Allah. Heyecan beni çok komik yapıyor. Hatta uzun yıllar ben sahnede komik oluyorum, gündelik hayatta niye olamıyorum diye depresyona girdim. Kur'an çarpsın. Hala sahnede çok iyi şakalar yaparım. Tek kaldığımda. Fakat bir o cesareti bulamıyorum. Şimdi Burak Satıbol, Burak benim çok iyi arkadaşım, oyuncu. TRT Sinema ile ortak yaptığımız Bilal Kalyoncu projesi. İşte öğretmeni oynadım. Burak da benim rol arkadaşımdı. Zaten çok beğenirdim. Hedefimdeki bir herifti. Burak'la arkadaş oldum. Burak Mahşeri Cümbüş'ün kurucusu biliyorsun. O bilirim, ekibin... Tabii. Temel kolonu. Burak'ın işte Trump sahnede gösterisi var, yanında da bir yeri var falan. Burak dedi ki ya keşke yapsam falan. Burak dedim heyecanımı yenersem yapabilirim. Şimdi hepimiz el birliğiyle benim o heyecanımı yenip yeniden tek hayatta yani gözümüz kaparken son nefesimi verirken bir şu heyecanın üstüne gidip de tek kişilik gösteriye geri dönmedin diyeceğimden korkuyorum abi. Hayatta sinema oyunculuğum, sunuculuğum hepsini çöpe at. Bir tek sahnede çok komik olabiliyordum. Onu da heyecanımdan dolayı fırsat buldukça rafa kaldırıyorum ve şey diyorum, filmler çok yoğun oğlum. Yani ne ara zaman bulayım falan. Ama galiba Burak'la bu yıl kış çünkü dizi falan yapmayacağım yani bir şey yapmayı düşünmüyorum. Çünkü Hep Yek 6'yı çektik, öğretmeni çektim. Şimdi Allah nasip ederse Bilal'le bir senaryomuz daha var, onu yapacağım. Süper. Çok yoruldum Hakan abi, pestilim çıktı. Evet, hepsinde Seferihisar... de lokomotif oynuyorsun tabii. Evet abi, Seferihisar olmasa... Allah razı olsun buradan İsmail Yetişkin evet, başkanımızdan. Başkana da selam olsun. Yani orada ayağımı 3 gün suya soktum, bir sahil havası aldım, Kur'an çarpsın kendime geldim. Bu yıl işte Burak'ın mekanında galiba tek kişilik gösteri yapacağım. Konu başlıkları buluyorum, diyorum ki buna geberecekler falan ama götüm yemiyor çıkımda. Çünkü çok heyecanlı yapıyorum yani, o kadar geriliyorum ki o tek kişilik gösteride. Ama seyirci anlamıyor. Bir de bana sor. Ha bu arada bu işi çok üst noktada yapan abilerimin yanında oldum ben. Onların da nasıl heyecanlandığını biliyorum. Bu meslek... Bu iş heyecanlanmadan olmaz. Abi ama kalp düşmanı yani. Hep şey dedim kendime. Oğlum bu kadar... Çünkü ben bir gün Beyazıt abinin programına gittim. Bir uzun yıllar böyle bir pek irtibatımız yoktu bir gün. Beyaz Şov'a çağırdı. Mesaj attı bana, şu ne oldu kulisteyim gel diye. Kapıyı açtım. Beyazıt abinin elini tuttum böyle. Buz gibiydi yani program öncesi. Ya... Ya dedim ki içimden ya 17 yıldır yapıyorsun yani hiç mi? Yok abi. Hiç geçmemiş. Buz gibiydi sanki yeni yıkamış ve dondurucuya tutmuş gibi. Yani bu heyecan acaba dedim hep vücuda... O kadar normal ki ben 30 senedir tiyatro yapıyorum hala akşam oyun var deseler antreden önceki halimi sana anlatamam i̇şte yani. Abi çok... Yanaklarım kıpkırmızı, kalbim güm güm değil mi? Hiçbir zaman babamın evine giriyormuş gibi giremem. Zaten öyle girsek... Olmaz. Olmaz yani. Olmaz. Bu heyecan çok normal. Sadece bence oradaki problem yayından sonra bunun tedavisinin anahtarını biliyorum. Sana anlatacağım merak etme.
Çok basit. Tamam, gelsin milyon liralar. Hayır, hiç para değil ama ben sana... Yo, yaparsam çok para kazanırız yani, biliyorum. Çok basit. Anlatırım, bunu çözeceğiz. tamam. Çünkü konuşma eğitimi falan veriyoruz ya orada, sahnede durma eğitimi. O heyecanı çözeriz. Evet, peki bu demek güzel. Böyle bir kere bir de yapmak istediğin bir şeyin olması da hayata seni tutturan şey değil mi aslında? Evet, çok yani güzel, ben sinemaya yani zaten aşığım. O hep yapmak istediğim şey. Ama yani, yapamadığım bir şeye de böyle uzanmaya çalışmak yani çok güzel onu, bir şey. Onu uzun yıllar yaptım. Yani şimdi yazıların içeriğini söyleyemem ama o kadar güzel şeyler yazdılar ki sahnedeki halimle ilgili. Fakat ben sinemaya, hem sinemada daha rahatım, yapmayı da çok seviyorum. Şimdi mesela kuduruyorum. Öğretmeni montajlasalar da İzlesin. Bir görsem, çünkü sahneler var kafamda ya da hep yek altıyı. Her filmden önce öyle oluyor. Sonra film giriyor, sonra Netflix'te izliyoruz. İşte kızlar mesaj atıyor, ay izledik falan. Güzel şeyler. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani. Sen insanları böyle işte ilk karşılaştığında hani analiz eden, inceleyen bu adam falan diye. Kendini de inceleyen bir adamsın. Evet. Peki kendini de bugüne kadar biriktirdiğin, çok da güzel bir aileden gelmişsin, abilerin var, örneklerin çok fazla yani. Anne baba evet çocukken, çok küçükken yanında değildi ama sonra hep yanındaydı ki annenle ilişkinin ne kadar özel ve kıymetli evet olduğunu biliyorum. Sana verilen öğretilere baktığında kendinde geliştiremediğin veya kendinde kızdığın, yani bunu bir türlü aşamıyorum, heyecanı kenara koyuyorum. Var mı bir şey? Var. Ne mesela? Şimdi rahmetli babam öyle çok pedagojik büyütülmüş bir adam değildi. Köy yerinden çıkmıştı. Yani, tahta bavuluyla Almanya'ya gitmiş falan. Babam ama çok iyi bir mizahçıydı. Hatta babam BKM Mutfağı anlatırdım hep. Babamla güldürdüm insanları. Babam bir gün BKM Mutfağı geldiğinde Yılmaz abi bayağı böyle bir kapıda karşıladı babamı. Babam çok özel bir mizahçıydı. Şaka yakar bakardı böyle ve gözünden yaş akıtırdı adamın. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Babam öldüğünde kurudu, içim kurudu yani. Babamın bana verdiği nasihat şeydi. Fazla zıplama oğlum. Her konuyla ilgili aklına. Çok güzel bir. Ben hiç bilmem. Mesela bana derler ki oğlum Bitcoin'de çok paralar dönüyor falan. Derim abi bana göre değil. Kadın kız konusunda da mesela artık yaşımın biraz gelmesiyle birlikte de o zıplamalar falan. Hiçbir konuda fazla zıplamam ben. Aldığım en büyük nasihat babamdan oydu. Kendimde geliştiremediğim taraf da şudur abi. Ben anlayışsız bir çocuğum. Eleştiriye kapalıyımdır, anlayışsızımdır. Eşiğim çok yüksektedir anlayışsızlığa eren. Bu anlayışsız davranma, ya karşı taraf, ya Şems'in lafı var ya hani, lafı edene değil ettirene bak demişler. Şimdi ben bir raddeye gelmek için çok sabırlı izlerim böyle. Sakin biriyimdir. Bir yerden sonra da artık tadım kaçar benim. O tadım kaçtıktan sonraki süreci yönetemem ben. Konuşup görüşmekten çok hoşnut olduğum bir kızla bir türlü plan yapamadık. Gittim göremeden geri döndüm, gittim gelemeden geri döndüm, gittim gelemeden geri döndüm. Kız da kahroluyor, gittim göremeden geri döndüm. Yani yol boyunca kıza sövüyorum, bana sövüyorum, camları açıyorum, bağırıyorum. Gittim döndüm, gittim döndüm. Sonunda telefonda senin de dedim, şeyinin de diye daldım mesela. Yani ama sonra oturdum dedim ki ama bir sürü çok uzun süredir de sabrediyorum. Bu benim uyum ama şimdi çıkalım sokakta, bu yayını çeken iki tane güzel yüzlü kardeşimin, onların da vardır arazı, senin de vardır. Sokağa çıkalım. Bu şartlar herkesin altında, hani ülkenin şartlarından bahsetmiyorum. Dünya yok olmak üzere. Ben de bu kadar tahrip olmuşum çok mu yani? Ama şey huyum yoktur. Kimseyi hakir görmem. Evet. Yani kız arkadaşımı eleştirmem. Çok böyle biri benim yanımda birinin onurunu zedeleyecek şey yaparsa da sıçrarım. Biri bir gün seninle ilgili negatif bir şeyler anlatsın, ona da sıçrarım. Evet. Hakan abim benim. Konuşma lan derim yani. Böyle böyle mahallelilik içeren davranışlarım hali hazırda duruyor. Yani o frankofon, o bonjour oyunculardan olamadım. Hani böyle Hakan, hayat dönüşüme ha, çok müsait. Öyle olamadım ben. Yani orijinal ayarlarımda geziyorum. Kötü huylarımla da yüzleşirim. Bugün seninle münakaşa etsem geceliğin evde muhakemesini yaparım. Ararım seni abi affet. Veya yaptım bir şunu dallamadım, anlatmaya çalıştım. Diye, evet yani beceremedim abi, kusura bakma derim. Anneni en çok mutlu eden şey ne sence? Ya annem çok başarılı bir komedyen. O da çok iyi bir komedyen. Ama annem eğitim almamış bir komedyen. Senin taklidini yapar. Yamulur kalırsın. Ama Allah bilmiyor. Yeteneğinden haberi yok Allah annemin. Allah. Annemi en mutlu eden şey çilekli kornet dondurmadır. Annem sıcaklarda bunalır. Üf, dışarı çıkmayacağım der. Annem egosu yüksek bir kadındır. Anneciğim istiyorsan teyzemlere götüreyim seni Bodrum'a. Orada rahat edersin. Bilmiyorum Önder. Henüz karar vermedim falan. Hani şu an nerede yaşıyor?
Suadiye'de. Ne olur ellerinden öperim. Allah razı olsun. Saygılar. Çok iyi kadındır ama annemle ilişkimiz böyle evliliğinin 40. yılındaki bir karı koca gibi didişerek ilerler. Millet der ki ya bunların didişmesine bir daha anne oğul ilişkisi kalmaz. Biz 30 saniye sonra bir de el ele yemeğe gidiyoruz. Çok acayiptir bizim ilişkimiz. Allah ömrünü uzun etsin. Bize çok iyi baktı. Yani yırtık ayakkabılarla büyüttüler bizi Hakan abi. Abimlerin gittiği kolejlerden burs alabilmek için işte 4 kapılarda bekledi. Ya abi yani. Annem çok iyi bir kadındır yani. Kızları sevmez. Hayatım. Ama 4 tane erkek çocuğu olunca ne yapsın ya? Yani bugüne kadar gezdiğim kızların hepsinin bir ismi oluyordu burada söyleyeyim. Sen gez o karılarla falan. Hani anladın mı? Sen duyan da her gün Saint-Tropez'e gidiyoruz anneler. Yaptığımız gidip caddede bir kahve içmek ama işte. Anneler erkek çocuklarını kıskanıyorlar. Hakan abi. Abiler evlendi mi peki? Evlenemedi hepsi. En büyük abim evlendiği çok saygı duyduğumuz Nur isminde bir arkadaşlık ettiği biri var. O bizim iki gözümüzün Nuru. Buna mı özel bir şey diye sormadım ne olur. Hani annenin kaynanalığını şey etmek istedim yani. Şimdi bak ben böyle yerlerde çenemi tutamam ama. Annemin kaynanalığı, annem bir tip kızları çok sever. Göksel abimin eski hanımı Duygu ona tapar. Bir tip abilerin, bir abimin arkadaşlık edip evlendiği bazı kızları da haz etmedi. Ya galiba annem böyle gevşek tipleri sevmiyor. Yani böyle hani böyle teyze hani ne yapacağız falan hani anladın mı böyle. Abi. Mesela bir tanesininki gelmiş böyle ay ne güzel kazak onu bana ver demiş. Kalkmış dolabı açmış ay ne buralarda bunlar falan filan. Annem diyor ki böyle kanım dondu diyor. Annem böyle ben de öyle biriyim. Böyle gevşek tipleri evet. Sevmem. Efendi efendi olalım. Biri böyle üst enerjiyle gelirse böyle diye şey olurum. Sen nefesim tıkanır. Annenden çok genetik almışsın. Aldım. Evet. Bahsettiğin benim şeylerin çoğu sende var. Evet, kısmi var konularda. Yani. Ben çok bastırdım ama eleştiriyi annem de mesela. Annem mesela bir şey derken böyle anne sen o işlerden anlamazsın. Ne anlamam kim sen yokken ben Avrupa'daydım falan. Ya Avrupa'daydın da işçiydin falan diyor. Bana bak pezevenk bak bak. Sen kim? Anneme İlişki çok güzel. En küçük dediğin şey de sen kim? Hadi kim? Falan. Çok tanışmak isterim vallahi bir gün. Bende de var işte diyorum ya yani eleştiriye kapalıyımdır falan filan hani anladın mı? Hemen evet, sıçrar ama bu yaşıma çok sorunsuz geldim. Böyle de oluyormuş. Çünkü yani bu ülkenin şartlarında kimin kimin ne için eleştirdiğini de bilmiyorsun. Şimdi herif ya. Diyor ki seni eleştirebilir miyim? Eleştir diyorsun filmin bir boka benzemiyor. Sen de bir boka benzemiyorsun. Sen de falan. Oğlum bu eleştiri değil ki diyorum yavşak. Yani Hakan abi gibi yani hani hep yeki seyrettim biraz küfürlüydü. Evet. Evet ama abiyle işte karşılıklı. Mesela bir arkadaşım bir gün bana dedi ki Hakan abi artık dedi çok tipleme filmi yapmasan da daha normale çektiğin filmler mi yapsan dedi yani karakteri. Onu böyle o kadar uzun süre düşündüm ki evet. Şimdi hep yekte oynadığım herif mesela tiplemenin dışında daha gerçeğe hikayesi yakın bir çocuğu evet. Çektim. Eleştirinin yapıcısına hastayım ama gömmek için yapılana da yani sen kimsin lan ya falanlar çıkar ağzımdan evet. Yani. Onlar ha deyip geçecek. Ben de çok tatlı biri olmayabilirim yani. Yo bence gayet tatlı birisin ve kendini de çok kendine dürüstsün. Mesela bak, bunları egondan efendim söyleyeyim eleştiri kabul etmemeni böyle anlatmayabilirsin. O kadar güzel anlatıyorsun ki kendini tanımlıyorsun. Ya. Ben böyleyim abi. Ben böyleyim abi. Ha böyleyim ve böyle kalacağım. Böyleyim ve böyle duracağım değil. Bu evet bazen kontrol edemediğim, üzüldüğüm de şeyler oluyor ama ben buyum ve bunu da aşmaya çalışıyorum. Bende olmayan çoğu duyguya esniyorum da mesela. Ya. Yani mesela eleştiriye tahammülüm yok ama esnetebiliyorum artık tabii kendimi. Ki. Dinliyorum, duyuyorum tabii ama ki. Eleştiriyi gerçekten kimin yaptığıyla çok ilgim var yani. İşinin ehli bir adam bana bunu böyle yapmamalıydın dediğinde onu alıyorum, gecelerce evde demliyorum, evirip çevirip o cümleye bakıyorum falan. Kimin yaptığı önemli. Peki bu kadar sürecin içinde eminim hani hep bir yükseliş var, çok güzel şeyler var ama duvara çarptığın, yalnız var. Kaldığın, ekonomik veya sosyal olarak veya duygusal olarak kaldığında veya kendine pişmanlıklar yaşadığında motivasyon dönüşü neyle oluyor? Abi ben şimdi Allah inancı çok yüksek olan biriyim tamam mı? Çok modernist bir biçimde alırım inanç sistemimizi de ele. Benim inandığım yerde işte Hakan abinin ekmeğiyle oynama, kimsenin namusuna göz koyma, haram yeme, çalma ve bunun benzeri şeyler vardır. Benim de ekmeğimin kesildiği, iş yapamadığım, el elde el başta oturduğum günler oldu Hakan abi. Bu arada yani soruları bu kadar
doğru hazırlayan ilk programa konuğum. Bunu da asla seni övmek için söylemiyorum. Müthiş zeka içeren sorular. Çok naziksin sen. Evet, samimi söylüyorum. Bir terapide gibi hissediyorum kendimi. Zaten bu işlere uzak biri de değilsin. Belli ki bu mesleğin bu şeyinden faydalanıyorsun. Hakan abim bir ekmeğimin kesildiği anlarda oldu. 1,5-2 yıl oturdum, karşı duvarı seyrettim. Hatta oturduğum sitede evin sahibiydim ama aidatlarını 1-1,5 yıl ödeyemediğim günler oldu. Sonra babamı kaybettikten sonra zannediyorum babam yukarıda gerekli yere gidip başvuruda bulundu. Yani ahiret dünyasında dedik yani çocuğu biraz serbest bıraksanız. Çok ilginç bir biçimde her şey yeniden yoluna girdi. Tabii ki yanlış film yaptım, arzu ettiğim gişeyi bulamadığım oldu falan. Ama sonuç itibariyle benim motivasyonum hiçbir şeyi değiştirmedi abi. Tesadüfi anlam veremediğim bir biçimde Allah blokajın kalkmasını istedi hesaplarımdaki. Ve ben yeniden oyuna döndüm. Hani diyor sanki böyle kendi içinde böyle evde oturup falan toparlanmalı, para falan, hiç öyle inanmam. Evde oturuyordum, her zamanki sıkıcı bir gün telefon çalmaya başladı. Aa dedim, baktım biri arıyor, diyor ki hadi gel şunu yap. Bir saat sonra biri daha arıyor. Ertesi gün biri daha, ne oluyor lan bunlara dedim. Yani tesadüf olabilir mi? 2 yıl boyunca çalmayan telefonum 2 gün içinde herkes hadi film, hadi televizyon programı falan, sonra ÖTV başladı. İşte böyle ÖTV yapıyoruz, ilk 20'de, ilk 10'a girdi program. Serhat Ulueren bana diyor ki, Önder ne demek biliyor musun bu falan. Rating bilmiyorum ki ben, ne ki diyorum. Oğlum bu demek diyor falan. Hala anlamıyorum abi diyorum, yani rating ne? Diyorlar oğlum senin izlenirliğini falan, iyi bir şey demek ki diyorum ama dönüp arkamı gidip yine bildiğim işi yapıyorum falan. Yani bir ama şeylerin değişmesine... Ama sen hayatında kendi yaşadığın sınavı aşıp, evet babanın görüşmeleri olsa da sen kendi hayatındaki o blokajı sen kaldırmışsın aslında. Sen kaldırdığın için o saatten benim sonra... Benim inancım asla öyle değil Hakan abi, özür dilerim. Tamamen babamın yukarıya gidip gerekli başvuruyu yapması. Onu yani. yapmıştır ama o sen o yapsa bile sen orayı... Düşünmen, oraya dönmen ve orayla bağlantı kurmaya başladıktan sonra direkt ben de direkt bağlayayım. Hep onunla ben direkt bağlayayım. Büyük aşk yaşadım. Evet. Yaradanıma gerçekten büyük bir minnetim var. Allah'ı hep çok sevdim ama hatalarımdan dolayı ben yediğim haltları da biliyorum. İşte neden oyundan çekildiğim anda orayı fark etmeye başlıyorsun. Evet. Orayı fark edince o kapı açılıyor, sen aslında kendi blokajını açıyorsun. Bu kadar açık. Çok net. Bir halt ederseniz kafanıza saksı düşüyor. Bir iyilik yaparsanız kafanız okşanıyor. Bu kadar açık, bu kadar rahat. Ya bunun için büyük bir Müslüman olmanıza da gerek yok. Bunun için ateist olmanıza da gerek yok. İnsan olmanız gerekiyor. Yukarısı bunların hepsini görüyor. Ve hayatta öyle devam Oğulcan ediyor. Oğulcan Tanrıyar'ı çok severim ben. Can abinin oğlu. Hı. Bir gün TV8'e geldi. Abi sana bir uğrayayım dedim dedi. Dedim May şöyle yoruluyorum, böyle yoruluyorum. Yoruldum Oğulcan, şöyle yoruluyorum. ÖTV yapmak şöyle. Döndü bana dedik ya abi ne yapıyorsun dedi ya. Şu an dedi Türkiye'de kaç bin çocuk, genç komedyen var biliyor musun? Şu kanalda bu programı yapabilmek isteyen. O an fark ettim ama zannediyorum gecikmiştim. Çünkü o programın sonrasında bir yıl sonra zannediyorum, belki bir yıl sürmedi. ÖTV'yi bir süre durdurmak zorunda kaldım. Ta ki 1,5 yıl sonra yeniden geri dönene kadar. Yani çok şikayet etmeyeceksiniz. Yoruldum, öf pöf falan. Çünkü o zaman diyor ki öyle mi oğlum? Çok mu sıkıldın? Çok mu yoruyor? Alayım senden diyor. Veririm başkasına. Tabii. O senden çok kıymetini bilir. Yeterli pişmanlığı yaşadığını görünce de sevdiği için bizi diyor ki alalım. Yeniden yap ama bu sefer dikkat et diyor. Ben artık oyunu kurallarıyla oynuyorum abi. Şikayet büyük bir konfor alanı olduğu için o konfor alanına yatıyoruz nasılsa her şey yolunda gidiyor diye. Ya sonra... Öğretmeni çekerken çok yoruldum Çaykara'da. Çok yoruldum. Her yorgunluğumu anlatırken şey diyorum ama çok şükür Rabbim eksikliğini göstermesin. Aman aman diyorum yani artık... Hep altını çiziyorum, şikayetim azaldı. Evet, çok teşekkür ederiz. Programımızla ilgili söylediğin şeyler de bizi çok mutlu etti. Gerçekten öyle. Senin mutlu olmana daha çok mutlu oldum. Allah razı olsun. Çünkü biz programı tamamen senin işte annen seyretsin, abin seyretsin, aile seyretsin, sevenlerin seyretsin. Seni çok daha iyi tanısınlar. Vay be Önder, vay falan bize öyle yorum çok geliyor. Ben çok mutlu oluyorum oralardan geldiğinde. Sağ ol abi. Kendimi anlatmam için bana bu güzide platformu sağladığın için de ben çok teşekkür ederim. Çünkü duyar duymaz ben teklif ettim. Ay canım. Koşa koşa da geldim. Çok 15-20 dakika geciktim. Herkesten de özür diliyorum. Hiçbir gecikme olmadı canım. Zaten bu arada bizim Serkan'ın, dönerci Serkan'ın mekanındayız. Sevgili döner Serkan'da patlatıyor muyuz? Patlatırız şimdi. Dibine kadar. İliğini kemiğine emelim. Ona da teşekkür ederiz. Dönerci Serkan. Evet.
Norm Ender'in klibinde de oynadı en son olarak. Evet evet. Oynamadı ben oynayamadım, o oynadı yani. Bu arada... Ben herif, yani Norm Ender'in hayranıyım. Ben oynayamadım, onda da Serkan oynadı. Evet, bu arada Norm Ender gelecek. O da konuk olacak bize, haberiniz olsun. Çok seviyorum. Sevgili izleyenler, müthiş müthiş bir adam. Daha tanışamadık yani. En kısa sürede. Ben de tanışmadım ama müziğini çok iyi biliyorum. Çok methediyor yani. Serkan, çok müthiş iyi bir kalbi yani. Olduğunu söylüyor. Tanışacağız inşallah. İnşallah. Evet efendim, mekanın sahibine geldiğin sonuna geldik. Haliyle sen aslında bu konuları keşfetmişsin ama belki yolda mı oldu okursun farkıma takılanlar diye. Ay Hakan diye. Abi çok teşekkür ederim. Kitabımız ondan sonra. Bunu da ne olur? Ne o? Yani sevgililerine falan götürme, annene götür. Sevgililerinle? Hani, şey, hani bugünkü sevgilim. Arap bekleriz. Şeyhi gibi. Annene götürürsen çok mutlu olurum. Ne olur? Ay Hakan abi bunu anneme götürmeyeceğim. Vallahi mi? Tamam. Ben mum aşığıyım. Vallahi mi? Evet abi. E güzel tamam süper. Bunu ben kullanacağım. Anneme götürürsem çünkü onu mutlaka birine diye de koyar orada onu kullanmaz. İyi, ben tamam. Buna aşık oldum tamam. Abi ben bunu kullanacağım. Tamam peki. Çok teşekkür ederim. Handmade, Didem Sevinç Atölye'nin. Didem Sevinç. Çok güzel. Didem Hanım paylaşırım Instagram'da da merak çok etmeyin. Çok naziksin kardeşim sağ olasın. Bunun için ayrıca teşekkür evet, ederim onu abi. Onu şimdi imzalayacağım da yayından sonra. Sağ ol abi. Bir ara yolda molda böyle akıcı okursun. Çok severek okuyacağım abi. Canım benim. Teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Sağ ol. İyi ki bizimle hayatını paylaştın ve bence çok güzel farkındalıklar çıktı ortaya. Birçok gencin de hayatında öğreneceği, hayatına katkı sağlayacağı çok şey var. Onun için İyi ki abimsin. İyi ki elin üstümüzde. Ne olur bundan sonra daha sık görüşelim ya. Hakan abi onu bilirsin. Birbirimizi görünce çığlık atıp sarılık birbirimize. İşte hayat gailesi insanı biraz böyle yapıyor. Her şey iş değil. Kesinlikle. Abimin bir sorunu oluyor. Bir en büyük abim bir sağlık sorunu yaşadı. Ay geçmiş olsun. Sağ ol abi. Onunla ilgilendim. Çok uzun aylar uğraşmam gerekti. O koşturmacanın içinde bundan sonra söz veriyorum. Bir tane abin de burada var ya. Evet. Yani sorumluluğumu daha çok yerine getireceğim Hakan abi. Estağfurullah. Ben de abi olarak sorumluluğumu sağ ol abi. Evet efendim. Mekanın sahibine geldiğin sonuna geldik. Seferihisar'daki danslarını unutmuyorum ama. Ben müzik lan, programı dans ederim. Lan, dans ederim. Ya. Evet efendim. Allah. Bir başka güzel konukla bir başka mekanın sahibine geldik de görüşmek üzere. Müsaadenizle. Hoşçakalın. Tatilin tek adresi tatil.com'un sunduğu mekanın sahibine geldik sona erdi. Tatil.